Engin Ardıç. Tek dişi kalmış. Cumhurbaşkanımız Uganda gezisinde Birleşmiş Milletler daimi üyeleri arasında bir tek Müslüman ülke bile olmamasını eleştirmiş. Orada yeri geldiği zaman Uganda'da, yeri geldiği zaman Türkiye'de yer almalıdır demiş vermezler. Çünkü Birleşmiş Milletler Dünya Savaşı'nı kazanan devletler örgütüdür. Örgüte girebilmek için Almanya'ya savaş ilan etmiş olmak koşulu aranmıştı. Savaşa fiilen girseydik daimi üyede olacaktık ama bunu söyleyince İsmetçiler bize küfür ediyorlar. Türkiye son dakika diyebileceğimiz bir tarihte 23 Şubat 1945 Avrupa'da savaşın bitmesine 2,5 ay kala mecbur bırakıldığı için Almanya'ya savaş ilan etti. Alman ordusu epey uzaktaydı tabi. Bu o kadar böyledir ki Almanya'nın da örgüte katılmasına, elbette Batı Almanya'nın ancak 1973'te lütfen izin verdiler, örgüte ancak bağımsız devletler üye olabileceklerdi. Fakat Stalin su verdi. Genel kurulda oy sayısını artırmak için o tarihte bağımsızlıkla uzaktan yakından ilgisi olmayan Ukrayna ve Beyaz Rusya'nın da ayrı ayrı alınmalarını istedi. Hani Büyük Britanya'nın Avrupa Kupası elemelerine İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda olarak dört koldan katılması gibi. Birinden biri nasıl olsa finallere kalır. Başkan Roosevelt buna boyun eğdi. Stalin'in hangi kapresine, hangi manevrasına boyun eğmedi ki? Birleşmiş Milletler kuruluşu daha başından muhataralıdır yani. Birleşmiş Milletler bir dünyanın yeni efendileri örgütüdür. Bütün küçük ülkeler orada birer aksesuar durumundadır. Bu örgüt Amerikan demokratlarının bir hobisidir. Gene bir demokrat başkanın Wilson'ın kurulmasına önayak olduğu milletler cemiyeti etkisiz kalmış, hiçbir işe yaramamıştı. Yeni bir dünya savaşı patlak vermişti. Amerikan parlamentosu örgütün öncüsü olan Amerika Amerika'nın örgüte katılmasını onaylamamıştı. Bütün zamanların en büyük siyasi skandallarından biridir. Wilson'ın mirasçısı Demokrat Roosevelt'ın bu yeni United Nations örgütü de dünyanın çeşitli yerlerinde patlak veren yerel savaşları önleyemedi. Üçüncü bir dünya savaşının çıkmasını önleyen Birleşmiş Milletler'in hikmeti değil, iki süper gücün karşılıklı nükleer silah dengesidir vesselam. Bu yüzden bu örgüde hiç de bayılmayan Amerikan Cumhuriyetçileri, örneğin bir George Walker Bush, Amerika'nın Irak'a saldırmasına karşı çıkan örgüte paranızı biz veriyoruz, kafamızı kızdırmayın, arpayı keseriz ha diyebilmiştir. Birleşmiş Milletleri dünyada en fazla ciddi alan siyasi lider Ecevit olmuştur. Ateşkes kararı aldığı zaman hemen uyuyacak, zaten ota bota ateşkes kararı alırlar, orduyu en olmayacak, en pis konumda Girne Lefkoşa arasında daracık bir boğaza sıkıştırıp bırakacak kadar. Madem Birleşmiş Milletler kararlı kararlarına bu kadar saygılıydınız, niçin bir ay sonra o kararı çiğneyip orduyu tekrar harekete geçirdiniz? Bütün dünyayı karşınıza aldınız, haklı olduğunuz meselede bizi haksız duruma düşürdünüz, ey arslan sosyal demokratlar! Engin Ardıç, Sabah